Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerine büyük kolaylık, son derece pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir kolaylık sunuyor. Paraşüt ile gelir ve giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca tamamlarsınız. Akıllı banka entegrasyonu ile farklı bankalardaki hesaplarınızı tek ekrandan yönetirsiniz. İster web üzerinden, ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura kesebilirsiniz. Paraşüt.com'a girin veya açıklamadaki linkten hesap oluşturun. 14 gün ücretsiz deneyin. İKAS'sızında e-ticaret nedir? Bence İKAS, e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret. Evet Serdar. Galatasaray geçtiği haftada Beşiktaş'la arasındaki puan farkını korudu. 8 puan farkı. Artık herhalde zirvede biraz daha Fener bir tek kaldı rakibi gibi gözüküyor. Ondan da ben %80 şampiyon diyorum. Bilgileri verdik Neo Gündem'de. Osimhen olmazsa sene sonu Salah'a gidilecek dedik. Olur olmaz ayrı ama gidilecek. Hedef o dedik. Tottenham maçı bir test maçı. Bir şey söyleyeceğim. Salah için ayrılan bütçe yıllık mı? 48 milyon euro var mı? Yıllık yok. O, yani Arabistan'dan aldığı teklif 50 milyon euroymuş hakikaten. Ama belki Avrupa'da kalmak istiyorum. O iyi 18-20'ye de size oynarım diyebilir. Bilemeyiz. Eyvallah temas, ona ben bir şey demiyorum. Bir temas var. Yani ama 50 milyon euro teklif aldığını biliyoruz. Şey yalnız şöyle bir şey var. Florya projesini mi yakabilir dedin. Yakacaklar işte. Osimhen için ne demek istiyorsun orada anlamadım ben. Abi Florya projesinden gelen parayı oraya harcayacaklar. İşte demek yani. Projeyi çöpe atmıyorsun. Gelen para o yakma kelimesi kafamı karıştırdı. Tamam. Şunu bu arada şu var. Eğer hakikaten Vinicius gidecekse ki olabilir diyorlar. O zaman bunun toplam maliyetinin 1 milyar euro olduğu söyleniyor. Eğer 1 milyar euro para harcayacaklarsa Vinicius'a, Araplar gelecek sene, o zaman Salah'tan falan, yani Salah falan almayabilirler. Salah'ın yeri ayrı. Mısırlı olduğu için. Evet. Olabilir. Bilmiyorum yani ama sonuçta Galatasaray'ın kafasında böyle bir şey var. Şimdi gelelim Tottenham maçına. Tottenham maçı diyelim ki Galatasaray kaybetti. Velev ki. Gene hedefinden çok büyük bir sapma olmaz. Ama bu bir test maçı. Yok be abi. Madem UEFA kupasını alacağım diyorsun. Sen Tottenham'a karşı iyi futbol oynaman lazım. Test maçı değil abi. Değil mi diyorsun? 1. 2024'te 2023-24 sezonuna itibaren duran toplardan en çok gol yiyen İngiltere Premier Lig'de 1. Nottingham Forest, 2. Tottenham. Aston Villa maçında da gördünüz yediler. Galatasaray'da iyi duran top kullanıyor. Mükemmel kullanan. Evet. Test maçından çok bu böyle taktiksel açıdan Galatasaray ne kadar esnek oynayabilecek. Tottenham'a karşı Beşiktaş'a oynadığın gibi oynayamazsın. Bekleyemezsin diyorsun. Tamam. Tottenham zaten böyle oynuyor. Onu söyleyeyim. Tottenham'da Ange Postecoglou geldiğinden beri herkes öne çıkıyor. Yani offside çizgisi orta sahanın 2 adım gerisinde kuruluyor. Tam böyle 2 adım. Evet. Ve düşürüyorlar da öyle. Bazen böyle 9 kişi kalıyorlar geçen sene. O zaman da öyle oynuyorlar. Liverpool maçı mı olmuştu? Arsenal maçı mı? Jackson'ın hat-trick yaptığı maçta Chelsea maçında olduğu gibi 9 kişi bile onu yapıyorlar. Adam deli. Yani Celtic'te de ben deli hoca olarak çok beğeniyordum. Orada oluyordu. Burada geçen sene süper başlamışlardı. Ama hala Aston Villa'ya attıkları işte 2. golü izleyin. Çok hızlı çıkıyorlar. Yani şurada alıp diye. İyi haber Galatasaray'a. Richarlison sakatlandı. Galatasaray savunmasına en fazla ters gelecek. Yani önce dünyanın en hızlı stoperlerinden Van de Ven'in olmaması da büyük haber tabii. Sol bek olarak da büyük eksik. Stoper olarak da büyük eksik. Çünkü bazen sol bek de oynatıyor. Udogie de iyi bir sol bek. Evet. Ayrıca böyle Romero da Aston Villa maçında çok iyi oynadığı dakikalarda sakatlandı. Yalnız bir böyle kötü haber. Son geri geldi. Bir de Brennan Johnson çok formda. Artı şeyi oynatmadı 11'de James Madison'ı. Galatasaray maçında James Madison'ı 11 oynatır diye düşünüyorum. Madison olmadan 4 attılar. Şimdi burada çok hızlı oynadılar. Burada sakatlık raporunu koymuş arkadaşlar. Sen bana sor ben söyleyeyim ya. Mickey Van de Ven Kasım sonu dönüyor. Milli aradan sonra. Romero sakatlandı. Dönüş tarihi belli değil. Richarlison sakatlandı. Romero sakatlandı. Dönüş tarihini Van de Ven sakat. Bu yayına girdiğinde belki bugün açıklanır. Wilson Odobert. O da iyi bir oyuncu. Sağ açık. Sol açık, sağ açık. Dönüş geçen sene de çok iyiydi Burnley'de. Bir de tanımadığım Djed Spence diye bir oyuncu var. Kim? Ver bakayım. Diop Djed Spence. O da yokmuş. O da herhalde genç oyuncu. Nerede yazıyor ya? İkinci sırada. Hayır be abi o. Djed Spence çok iyi oyuncu. Djed Spence. Tamam işte. Bek oyuncusu o çok iyi. O girdi takımda bayağı iyi bir ivme yakaladı. Neyse şimdi bak ben sana söyleyeyim. 3 Kasım'da dönmesi bekleniyordum. Bu maçta oynamamış. Belki Galatasaray maçında oynamış. Şimdi böyle birebir yapalım eşleşmeyi. Toro, işte Udogie, İtalyan siyahi. Van de Ven yok o yok. Davies oynar Galli. O oyuna girdi zaten. Sol stoperde. Tamam. Burada da kim kaldı geriye? Romero oynadı diyelim. Rumen kaldı. Dragușin kaldı. Evet. İyi. Ama birbirini tamamlamayan cinsten. Şimdi tamam. Bir kere ideal tandemleri yok. Galatasaray için o bir avantaj. İki. İşte Osimhen savunma arkasına koşu. Icardi arkasından ona top tamam. atacak. Bir kere Galatasaray'ın buradan çıkaracağı gol var. Onun böyle adını koyalım. Yani tamam. Ange Postecoglou'nun ultra ofansif çizgisi, ofansif plandaki ve offside çizgisi Galatasaray'ın işine gelir. Bir. Tamam. Yalnız bunlarda 2 tane girdin falan kaçırdın sonra golü yersin. Geleneksel bir böyle Tottenham dengesizliği vardır. Öyle taraf ki kim? Son. Dur. Madison, geleneksel bir Tottenham Solanke dengesizliği var. İşte gene bak yani doing a Spurs thing diyor ya Roy Keane'ler falan. Hani Tottenham'lık yapmak. Yani abi o verdikleri maç var öne geçip 2-0 3-2 Brighton'a felaket bir şey. Ve Ange Postecoglou bu iyice şey oldu. Çünkü Mourinho ile bir denge takımı olmak istediler. Geleneksel Tottenham dengesi ama sarmadı o, uymadı o elbise. Mourinho elbisesi Tottenham kıyafetine uymadı. Yani Mourinho'nun vücudu Tottenham kıyafetine uymadı ama ihtiyaç olan oydu aslında. Neyse güne gelirsek bu artık iyice çılgın. Ya öyle bir maç ki rulet gibi. Sen eğer taktiksel açıdan olgun ve sakin kalmayı başarırsan Galatasaray olarak öyle kazanırsın. Şu UEFA'yı kazandığı zaman ki Mallorca deplasmanı var değil mi başlangıç? Evet. Çılgın gibi. 30 dakika pres, müthiş. Evet, 30 dakikada müthiş bir... Ama bir de Leeds deplasmanı var. Evet. Tam böyle satranç oyunu gibi. Sonra maçın ikinci yarısında sonlarda ki gergin atmosfer. Harry Kewell, Emre Belözoğlu atılıyor falan. Yani Mallorca maçının ilk 30 dakikasında Mallorca çok gol kaçırmıştı. Sonra devre sonunda bir gol oldu. Maç döndü Galatasaray'a. Ama canavar gibi. Yani Galatasaray Pac-Man gibi sıra sıra ilerledi yani. Bu öyle değil abi. Bu Leeds maçı gibi. Şimdi bak Villa maçında oynamayan James Madison oynayacak. Bunu unutmayalım. Şimdi önde kim oynayacak diyorsun. Tamam. Son, Brennan Johnson ve Solanke. 65 milyon pound'a geldi biliyorsun Solanke. Yani Solanke'nin koşuları var evet. Davies hepsini iyi tanıyor Galatasaray'ın stoperi. Sanchez, Davinson Sánchez özür dilerim. Davies'in üzerine gitmen gerekiyor. Özellikle duran toplarda işte Romero'nun da olmaması, Van de Ven'in de olmaması. Van de Ven hem dünyanın en hızlı oyuncularından bir tanesi hem de heyhula gibi boyu var. Yani kafa toplarının, hava toplarında da işte Osimhen'le falan eşleşip onu nörtleştirebilecek biri. Nörtleştirebilecek birisi. Bizim maçında Zeki Çelik'in vurduğu topu çizgiden çıkaran oyuncu şey. Evet, Van de Ven. Sonradan oyuna girdi, sol bek olarak girdi orada, Ake yerine. O yüzden o bir kere bir tane de böyle duran toptan yazıyorum Galatasaray'a 2. Bir tane savunma arkasına koşan 2. Bir de duran toptan attı 2. Şimdi nasıl Beşiktaş Galatasaray maçında hani 2 Galatasaray atar, 2 Beşiktaş atar dedim ya. Evet. Beşiktaş kısmını tutturamadım ama Galatasaray kısmını tutturdum ve tam beklediğim yerden goller yedik. Yani çalıştığımız yerden değil, beklediğimiz yerden. Galatasaray'ın 2 tane atmasını bekliyorum her şekilde. Ama Galatasaray böyle kötü haber. Lig farkı var abi, lig kalitesi farkı. Bütün bu yaptığımız planlar bak en son 60. dakikadan sonra ağır bir yorgunluk başlıyor. Bak Wolves maçını izliyorum. Ulan bir ara sonunculardı yani. Sondan ikincilerdi falan filan tamam mı? Wolves maçını izliyorum. Sonra aklıma Beşiktaş Wolverhampton maçı geliyor. O daha iyi, biraz daha iyi kadroydu. Jota falan vardı o takımda en azından ama abi yine aynı lig arası acayip fark var. İşte devre arasında açtık. Sen kızdın bize. Niye Manchester United Chelsea maçını açtınız, Ejderha maçını niye açıyorsunuz diye yamsıvacılık yaptın bize. Abi biz orada bir 10 dakika falan Önder abi ben Onur gözümüzün pası silindi abi. Manchester United'la bir şey silinmez ya. Abi düşün bak öyle ben diyorum ki Wolves'la bile siliniyor. Maalesef lig farkı var. Şimdi sen başında söyledin ya Mourinho bak böyle diyor. Adama hain yaftası yapıştıracağına abi adam da böyle diyorsa bu ligde bir sıkıntı vardır. Yani 60'tan sonra Tottenham kim oynarsa oynasın. Galatasaray oyun disiplinini kaybedip oyun koş koşa dönerse değil Tottenham, Wolves'a karşı bile değil Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor en iyi 11'i çıkar. Yine böyle fiziksel açıdan zorlanırız. Çünkü lig konusunda çok büyük fiziksel açıdan geri kalmışlığımız var. Kesinlikle öyle. Yere düşecek kimse bir şey çalmıyor. Ya Beşiktaş'la Galatasaray maçında fiziksel mücadelede eşit şartlar var. Beşiktaş Galatasaray maçında topun oyunda kalma süresi 45 dakika. Fenerbahçe Trabzonspor 70 dakika bazen topla oynuyor. Trabzonspor maçında 40 dakika. Demek ki bizim takımlarımız maksimum 50 dakikalık fizik gücüne sahip. Hadi çok ekstremlerinde 60 dakika oluyor. Ya, bak Galatasaray Bayern Münih'i düşün. Hani diyoruz ya iyi oynadı, oynama tartışmamız var ya. Sen diyorsun 60 dakika gerçekten çok iyi oynadı diyorsun. Ben demiyorum öyle. O hikaye sen diyorum. Dedin ki bütün maç çok iyi oynamadı, 60 dakika iyi oynadı. Ben hiçbir zaman bir şey demedim. Peki ben diyorum ki 60 dakika çok iyi. Ben hatta diyorum ki 60 dakika oynadı da o da bir abartı. İlk yarı iyi oynadı sadece. Peki abi 45 dakika iyi oynadı mı? Oynadı iyi. Adama bir şey beğendirmek çok zor. Beğenmek de istiyorum. İkinci yarıda 70 dakika ezdik. Yalan atma, hikaye anlatma ya. Ezmedin abi. 50. dakikadan itibaren maç beraberliğe doğru gidiyordu yani. Ben mi dedim ezme? Sen demiyorum. Ben böyle haydari çocuk seviyorum. Seni demiyorum. 50. dakikadan itibaren lan beraber bir şey iyi olur demeye başlamanla gerekiyordu yani. Sen şimdi benimle konuşuyorsun. Burada olmayan kişilere seslenmenin anlamı yok. Diyorum ki Bayern Münih maçında 60 dakika. Ben öyle bir şey demedim. Peki 45 dakika iyi oynadı mı? Evet. Niye devam ettiremedi? Edemezsin. Ligler arası fizik farkı. Edemezsin abi. Edemezsin. Mainz takımı sıradan bir takım değil mi Bundesliga'da? Fiziksel açıdan hepsinden... Ya Esport'la edemiyorsun ya. Esport'la edemiyorsun. Ya ne Esport'u? Fizik olarak Esport'la baş edemiyorsun ya. Abi işte bizim şampiyonumuz Yamboza elendi. Fiziksel açıdan yenildi. Bu hakemlerle yapamazsın kardeşim. Gene aynı yere gelmeyelim. Neyse. Fenerbahçe Lille maçı fiziksel açıdan. Beşiktaş ilk maç Frankfurt maçı gayet iyi oynamışlar. Hep son dakikalarda gol yiyoruz abi ya. Ya Allah Allah. Hep sonra acaba tesadüf olabilir mi? Ya. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Hep böyle Kasım'da ben bu güzel deri ceketi, herkesin gözü olan deri ceketi giyince hep böyle Kasım, ondan sonra yağmur yağıyor. Acaba niye acaba? Giymesem mi yani? Hani çünkü Kasım'da genelde yağmur yağıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Neyse Galatasaray'a başarılar dilerim. Başarılar. O ayrı. Yani iyi haberler de var, kötü haberler de var. Tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı, ya Galatasaray UEFA şampiyonu olduğu zaman çok iddialıyım. Türkiye Ligi fiziksel açıdan bu kadar gerisine değildi. En azından La Liga'nın Galatasaray UEFA şampiyonu olduktan sonra Beşiktaş'ın Barcelona'yı 3-0 yenmesi bir tesadüf olamaz. Çünkü UEFA şampiyonu Galatasaray'ı Fevzi'nin ayağı, Halilagiç Fevzi pozisyonu olana kadar şampiyonluk yarışına Beşiktaş takip etmeyi başardı. Evet. Fiziksel açıdan da sonra çıkıp Barcelona'ya karşı oynayabilecek kadar iyi takımdı. Evet. Aynısı Fenerbahçe için de geçerli. O dönem Fenerbahçe önelemede dönemin iyi bir Rangers'ına eliyor. Ya o dönem taktiksel olarak Türk teknik direktörler çok geride değildi. Fatih Terim başta. Ligde fiziksel açıdan geride değildi. Fiziksel açıdan geride değildi. 3 bu kadar büyük fiyat farkı olmadığı için ligde rekabet yüksekti. Euro 2000 hemen UEFA'dan sonraki yaz. 2000'de Avrupa Şampiyonası oynadı oyuncular. Tabii. Galatasaraylı çok oyuncu vardı. Bir de jenerasyon vardı tabii. Hayır ama hep böyle fiziksel açıdan zorlu rakiplere karşı oynadık. İlk maç İtalya. Mehmet Ali'nin evlendiği gün. Hayır. İsveç değil mi? İsveç de var grupta. Belçika hep fizik. O zaman Belçika top tekniği gelişmiş. Bir tek o Schalke'li oyuncu vardı, oyun kurucu. O kadar. Wilmots. Evet. Geri kalanlar sıradan koşucu oyunculardı ki işte kızıyordu ya bizim spiker birkaç sene önce. Elin diyor bilmem nesi bize öğretiyor. Ha Mpenza. Mpenza falan filan. Bizim Oktay'ımız uyuyor falan. Neyse. Beşiktaş'a geçebiliriz Oktay demişken. Hadi geçelim. İKAS'sızlığında e-ticaret nedir? Bence İKAS, e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS, 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret.